Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sıfalar getirdiniz bugün sizlerle yine çok güzel bir battaniye çalışması yapacağız Battaniye çalışmamızda e, gofret modelimizi kullanacağız tek renkle ve tek parça halinde çalışacağız Dilediğiniz büyüklükte örebileceğiniz hoş ve güzel bir çalışma örmekten e, çok zevk alacağınız güzellikte olacak. Burada dilediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Benim elimdeki battaniyemizin rengi çok tatlı bir lacivert. Bakınız ne kadar hoş durdu. Ee, ve battaniyemizi örerken e, tığ numarasına dikkat edeceğiz. İpimiz kalınsa tığ numaraları büyüyecek. İnce ise tabii ki biraz daha tığ numaraları küçülerek örgümüzün muntazam durmasını sağlayacağız. Önümdeki battaniyemin uzunluğu şöyle görecek olursanız bayağı uzun. 90'a 90 cm örülmüş bir battaniye 90'a 90 yani bütün kare köşesi oldu yani bir kenarı da 90 diğer kenarda 90 daha küçük çalışmak isteyen arkadaşlarımız 70 80 ya da daha büyükse 1 metre olarak da çalışabilirler kenarına ise şu şekilde küçük bir kirpik çalışması yaptık zaten battaniyemiz yeterince büyüklükte daha kalın bir çalışma yapmadık ve modelimize de Gayet uygun görüp yakıştırdık bu çalışmayı. Arkasına da şöyle bakacak olursak arkasına yine e, örgümüzü değil de e, bebeklerimizin vücuduna değdiğinde onları rahatlatacak bir kumaşla e, pazen olabilir. Daha yumuşak bebek pazenleri ya da polarlar e, penyeler hangi e, türde hoşlanıyorsanız ipimizin rengine uygun olarak astarda çalışması astar çalışması da yapabilirsiniz. Şöyle görelim modelimizi şöyle çevirdiğimiz zaman bakınız şu şekilde öreceğiz. 4 tane trabzan üzerine modelimizi kuracağız. 4 4 olarak öreceğiz ve modelimizi ördükçe bu görünüm ortaya çıkacak. Evet modelimizin yapımına geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizleri yorum ve beğenilerinizle desteklerseniz çok mutlu oluruz. Modelimizin yapımına hemen geçelim. Kolay gelsin. İpimi ve tığımı alarak geldim. Hangi marka iplerle örecekseniz e, örebilirsiniz. Tabii ki kaliteli ipler kullandığınızda örmüş olduğunuz örgü daha evladilik yani uzun ömürlü olmakta. Bir de modelimiz böyle e, sağa sola kayıp sarkmayacaktır. Şöyle çok muntazam duracaktır. Her bir köşesi hiçbir şekilde e, ya ileri ya geri olmayacak çok muntazam çok güzel duran bir model bu modelimiz hiç sizi yormaz Evet öncesinde ne kadar uzunlukta istiyor ise o kadar zincir çekeceğiz ama zincirimiz biraz fazla olsun modelimizi kurarken çekebilir varsa ipimiz yani zincirimiz fazla olsun arkadan kesebiliriz hiç saymadan şöyle bir metreye yakın tabi dilediğiniz büyüklük daha küçükse istediğiniz ölçüye yaklaşık bir zincirimizi çekelim. Burada tabi battaniye öreceğimiz için şu kadar zincir diyemeyiz. İplerimiz de değişeceği için önemli olan şöyle en azından şu kadar bir fazla çekmeniz modelimizi kurarken. fazla olsun keselim. Yani ilk modelimizi kurduğumuzda ölçelim. Eğer ölçümüz yeterli ise 80 santim öreceksek 80 olduysa 90 santim öreceksek 90 olduysa geri kalan şöyle birkaç zincir e, geriden keselim burayı söküp düğümümüzü atalım şöyle kesme işleminde göstermek istiyorum hiçbir şekilde aklımızda soru işareti kalmasın bu kadar modelimizi kurmak için yeterli olacaktır şimdi zincirimizi çektik 1 2 3 4 5 5. bakınız 5. zincirin içerisine geri dönerek saydım tığımın başını bir defa doladım 5'in içerisine girdim 3 defa da çekiyorum. 1 2 3 Daha sonra devam eden bütün trabzanlarımı aynı şekilde örüyorum. Hiç farklı işlem yapmıyorum. Burada dikkat edeceğim tek bir nokta var. Trabzan sayım 4 dört ve 4'lerin katı olmalı bittiğinde. Trabzanlarımı örerek tamamladım. Sayalım şimdi. 2, 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 ve 28 Bakın 4'ün katı 28. Şimdi şuradaki fazla ipimi de sizlere göstermek için eee ayırdım. 4'ün katlarını da ördüm. Bakın 4 4 yaptığımızda hepsi 4 4. 4 4 daha belirgin olsun. 4 4 4 ve 4. 1 2 3 ve 4 şuradaki döndüğümüzde ilkimiz. Şimdi buradaki ipi kesmek istiyorum. Hemen dibinden kesmiyoruz. Şuradan kesmiyoruz arkadaşlar. Burayı da açabiliriz. Bakın. 1 2 3 4'üncüye gelelim yine. Keselim diğer tarafını. Ve şöyle alalım. Bir tane açalım zincirimizi zincirimizi açtıktan sonra sıkıştıralım tırnaklarımıza tutup burayı sıkıştıralım bakınız gayet güzel oldu şimdi modelimizi kuralım modelimizi kurma işleminde kenarlardan iki tane düz trabzanımız olacak diğer ee, üçüncü trabzanlığın itibaren modelimizi kurmaya başlayacağız bitişte de aynı şekilde iki tane de kenarda düz trabzanımız olacak ki modelimiz kendisini gayet güzel göstersin Evet bütün trabzanları bittikten sonra 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum ve bu modelimiz için yani bu battaniyemiz için 8 tane ip kullandım şimdi İkincisinin üzerine batıyorum. Bu birincinin üzerindeki ikinciye batıyorum. Bir, iki, üç. Üç defada düz direkt tepesine batarak ördüm. Daha sonra dört tane de dördünü aynı şekilde yandan girerek örüyorum. Bakın yandan. Şöyle trabzanımızın şu ara bölümü var. Bakın ara bölümden girerek örüyorum. Bir, iki, üç. Birinciyi ördüm. İkinciyi yine 1 2 3 3. her yaptığımız işlemimizi 4 yapıyoruz. Kenarlarımız ise ikişer ikişer düz tepesini öreceğiz. Bakın iki tane kenar ilmeğimizi ördük. Kenar trabzanlarımız ve 4 tane yandan girerek ördüm. Şu şekilde girmiştik bakınız. Şimdi diğer 4 mızı ise tığımızı arkadan alıyoruz. Trabzanımız içeriye doğru itiyoruz. 1 2 3 Doluyorum. Alıyorum. Giriyorum yani. itiyorum trabzanımın bir yanından girip diğer yanından çıkıyorum. 1 2 ve 3 üç. Tekrar 3. örüyorum. Girdim. Diğer yanından çıkıyorum. Alıyorum. 1 2 ve 3 Bir battaniyemizi giriyorum. Dördüncüyü de bu şekilde örüyorum. Bakınız. Dört tanesi öne doğru çıkarken dört trabzanımız içe doğru gömüldü. Şimdi tekrar dört tane trabzanımı yandan girerek buradaki önce yapmış olduğum işlem gibi örüyorum. Bir, iki, üç. Yandan kavruyoruz. Bakınız. 1 2 3 yandan kabartılı olan bölümümüzü yani şuradaki çalıştığımızı burada da çalıştık burada ise ardından girmiştik bakın ardından giriyorum trabzanı itip diğer yanından çıkıyorum 1 2 ve 3 giriyorum 1 2 ve 3 Dördüncü ve son trabzanımı da örüyorum. Dörder dörder bu şekilde bir yandan bir ardından girerek modelimizi kuruyoruz. Tekrar yandan girdim. 3 ve 4. Ardından. Dört trabzanımızı ardından ilerletiyoruz. Bebeklerimizin cinsiyetine göre renkleri de ayarlarsınız. Ya da e, cinsiyetçiliğe karşıysanız hiç farklı renklerle yani sarı olabilir açık çok tatlı. Griler olabilir. Öyle bilirsiniz. İlla standart bütün çocuklara mavi pembe giydirecek diye bir şart yok. Evet şimdi iki tane düz ördüm. 4 tane yandan 4 arkadan 4 yandan 4 arkadan 4 yandan 4 arkadan ördüm son iki tane trabzanımı düz örüyorum tepesine batarak ördüm modelimizin birinci sırasında bütün trabzanlarımızı düz ördük ikinci sırasında yandan arkadan yandan arkadan yandan arkadan şekliyle Örerek modelimizin ilk görünümünü oluşturduk. 4 tane zincir çekerek yeni sırama başlıyorum. 1, 2, 3, 4. Çeviriyorum örgümü ve şöyle modelime bu yönde de görüyorum. Bu yönde kabartılıları ardından girip içe doğru çökerteceğiz. İçe çökük olanları yandan girip öne doğru kabartacağız. 4 tane zincirimi çektikten sonra tığımın tığımı batırıyorum düz trabzanımın üzerine. Bu kenardaki iki trabzanımı zincir ve trabzan olarak örüyorum Ve dört tane dışa kabartılı olan trabzanımı görüyorum. Tığımın başını doluyorum. Ardından girip diğer tarafından çıkıp içe doğru düşürüyorum. Bakınız ardından giriyorum. 1, 2, 3. Tığımın başını doluyorum. Trabzanımın ardından giriyorum. 1, 2, 3. Tığımın doluyorum. Trabzanımın ardından giriyorum. 4 tane trabzanım ördüm. Bakın bu kabartılı olan içe doğru çöktü. Şimdi burada içte olanı ise tığımın başını doluyorum. Yandan giriyorum. 1, 2, 3. Yandan girip dışa doğru trabzanlarımı yönlendiriyorum. Tekrar. 1, 2, 3. Dördün dördün. Şimdi kabartalım. Ardından giriyorum. Bu işlemlerimiz hep birbirine tekrar olacak. Nasıl görüyor isek tam e, tersini öreceğiz. Kabartılıları ardından içe e, çökük olanları yandan girerek öreceğiz. Bakın. Şimdi yandan öne doğru çıkarıyorum. Aşağıda duranları yandan dördüncüyü yine yandan bu grubu bitirdim. Şimdi kabartılı ardından. Ardından ve ardından. Yine içe çökükleri iç yandan. İkinciye giriyorum. 3 4 İki tırabzanımın da tepesine batıyorum düz olarak. Ve yeniden 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum. Bakın modelim hemen kendisini gösterdi bile. Her iki yönüyle gayet güzel. Şimdi iki kenar trabzanımı örüyorum. Zincirin birincisi trabzanın ikincisi şimdi içe doğru olduğunu görüyorum bunu dışa doğru şöyle çıkarıyorum yandan giriyorum içe çökükleri yandan şimdi dışa kabartılı olanımız var dışa kabartılı ardından girip içe doğru çekiyoruz. Şimdi bakın içe doğru olan yandan giriyorum. Bu işlemimi hep bu şekilde modelimiz bitene kadar örüyoruz. Hangi ölçüde öreceksek. Şimdi buradaki de ardından alıyorum. Kabartılı olanı. dört Hiç kafa karıştırmayacak. Son derece dümdüz ilerleyecek olan güzel bir çalışma bakınız çalışmamız. Şöyle büyük modelimizi de göstermek istiyorum bakınız. Bir sırada kabartılı ördüysek hemen bir üst sırada bu kabartıları ardından girip içeri çökertiyoruz. Ardından bu içe doğru çökük ise yandan girip dışa doğru kabartıyoruz ve bu şekilde tamamlıyoruz şöyle kenarına da çok basit bir tane kirpik çalışması yapmıştım hemen bunu da yapıverelim modelimizin üzerine Evet modelimizi bu şekilde tamamladık bakın ne kadar kolay görünüşü ise o kadar şık beyazla da çok güzel olmakta yani her renge çok güzel yakışmakta şimdi kenar çalışmamı en basit şekliyle göstermek istiyorum 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekip şöyle bir trabzan atlayıp diğerine atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 atlayıp diğerine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 köşemden diğer tarafa geçiyorum. Hemen köşemizi de şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 önce zincir çekerek 4 köşenin 4'ünü de tamamlayalım. Evet, dört köşemizi tamamladık diyelim. Şimdi içeriye giriyorum zincirimin içerisine 1 2 3 3 tane zincir çekip batıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekip ortaya batıyorum. Tekrar 1 2 3 tane zincir çekip yine aynı yere alttan batıyorum. 3 tane kirpiğimi ördükten sonra 1 2 3 tane tekrar zincir çekip bir sonraki sıraya batıyorum. Tekrar 1 2 3 zincir çekip buraya gelip batıyorum. 1 2 3 zincir yuva içerisine kepik. 1 2 3 4 tane zincir. Ya yani ortadaki biraz kabartılı durması için 1 2 3 zincir yine aynı yere. Tekrar 3 zincirle diğer yuvaya batıyorum. 3 zincirle Diğer yuvaya girerek kirpiğimi çalışıyorum. 1 2 3 aynı yere batıyorum. 1 2 3 4 batıyorum. 1 2 3 farklı e, kenar çalışmaları da yapabilirsiniz modelimiz düz gayet güzel şık ve büyük bir çalışma olduğu için böyle minik kibar bir e, kirpik çalışmasıyla iki sırada tamamlanan bir çalışma yaptım Sizlerde bu şekilde yapabilirsiniz farklı kenar çalışmaları uygulayabilirsiniz ama gayet güzel yakıştığını da görmekteyiz modelimize şöyle bakalım Evet çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden birlikte olmak üzere hoşça kalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.